Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geçen ders işlediğimiz değişkenler kavramını biraz daha pekiştirmek amaçlı bazı uygulamalar yapacağız. Sizin için de kalıcı olması ve bu konunun kafanızda daha rahat oturması amacıyla şöyle birkaç örnek uygulama hazırladım sizler için. Hemen onların nasıl olduklarını bir göz atalım birlikte. Şimdi değişken oluşturuyorduk. Değişken oluşturmayı geçen ders anlatmıştık. Dolarla başlıyorduk ve ondan sonra artık Türkçe karakterler, işte değişken kuralları vesairelere falan dikkat ediyorduk. Geçen ders anlatmış olduğum hani o kurallara dikkat ederek ne yapıyorduk? Değişken kurallarına göre değişkenimizi oluşturuyorduk. Şimdi dolar isim isminde bir değişken oluşturuyorum ve içerisine ne yapıyorum? Mustafa diye bir değer atıyorum. Dolar isim değişkeninin içindeki değer ne oldu? Mustafa oldu. Şimdi ben buraya bu dolar isim değişkeninin içindeki değeri yazdırmak için ne yapabilirim? Echo komutunu kullanabilirim. Echo ekrana yazdırma komutuydu hatırlarsak. Ekrana dolar isim değişkeninin içindeki değeri yazdırıyorum dedim ve bunu ben ne yapıyorum? Hemen şöyle ekrana ne yaptı? Mustafa değişkenin içindeki değeri yazdırıyorum dedi. Tabii değişkenin içindeki değeri yazdırdığı için dolayısıyla bize neyi gösterdi? Bunun içindeki direkt değeri gösterdi. Echo biliyorsunuz değişkenin direkt kendi adını göstermez. Ne yapar? Değişkenin içindeki değeri gösterir. Yani hiçbir zaman değişken değeri, değişkenin kendi adı Echo'nun içinde yazılmaz. Zaten değişkeninizin ne olduğunu yazarsanız bu sisteminizde bir güvenlik açığına neden olur. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. İsim değişkeninin içindeki değeri yazdırıyorum diyebilirsiniz. Bakın isim Mustafa değişkenin içindeki değeri yazdırıyorum oldu bu sefer de. Yani dolayısıyla isim değişkeninin içindeki değer ne oldu? Mustafa olarak bizim karşımıza çıktı. Echo dediğimiz zaman ne yapıyor? Echo şunu yapıyor. Değişkenin içini açıyor. Değişken bir çekmeceydi hatırlarsak. Çekmecenin içindekini bize gösteriyor. Dolayısıyla ne yaptı? Ekrana isim değişkeninin içindeki değeri yazdırdı. O da Mustafa olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Şimdi bunu biraz daha açalım. Şöyle yapalım. Buraya bir de soyad değişkeni yapalım. Soyad diyelim eşittir. Buraya da yıldız diyelim ve bunu da kapatalım. Şimdi isim ve soyad isminde iki tane değişkenimiz var. Hatırlarsak biz ne yapıyorduk? Değişkenleri başka değişkenlerin içine koyabiliyorduk. Değişkenler bir çekmeceydi. Çekmecelerin içerisine biz farklı şeylerde, farklı çekmecelerde koyabiliyorduk, değil mi? Değişkenler ne yapılabiliyordu? Başka değişkenlerin içine girebiliyorlardı. Şimdi ad soyad isminde bir tane değişken oluşturacağım. Bu ikisinin birleşimini ne yapacağım? Tek seferde tek değişken haline getireceğim. Yani iki tane değişkeni tek değişken haline getireceğim. Burada eşitlik ifadesi her zaman ne yapar? Benim içimde demek. Yani bunun içerisinde ne var? Dolar ad ve dolar soyad. Bakın şöyle oldu. Bunun içerisinde dolar ad ve dolar soyad değişkeninin değerleri var demek oluyor bu. Yani bunun içine atamış olduk. Atama işlemi oluyor bu bir nevi. Hatta bununla ilgili ben size şöyle bir örnek fotoğraf göstereyim hemen. Şimdi şunu göstereyim ilk başta. Bakın dolar, bakın bu bir ad soyad değişkeninin ta kendisi olarak düşünün bunu. Şu çekmeceyi ad soyad değişkeninin ta kendisi olarak düşünün. Bakın içerisinde iki tane değer var. Ne var? Dolar ad Mustafa, dolar soyad yıldız diye bir değişken değerleri taşıyor içerisinde. Şimdi ben echo dediğim zaman dolar ad yazacak mı? Yazmayacak. Neyi yazacak? İçindeki değişkenin değerini gösterecek sadece bana. Değişkenin kendisini yazmıyor. Dolayısıyla bunun içindeki değerler ne oluyor? Koyduğum sıralamaya göre bana gösteriliyor. Önce ad, sonra soyad içindeki değerleri, yani pardon, şurada isim olacak, özür dilerim. Şurası isim olacak. Dolar isim, dolar soyad.
değişkenlerinin değerini gösterecek bana. Şurası isim olmalıydı. Yanlış olmuş. Dolar isim ve dolar soyad değişkenlerinin değerlerini bana gösterecek. Nerede gösterecek? Ad soyad değişkeninin içerisinde. Yani bunu da ad soyad değişkeni olarak kabul ederseniz içindeki değerleri görmüş olacağız. Yani bunu şu şekilde de bakabilirsiniz. Bakın şöyle düşünün. Şu anda ad soyad değişkenin içerisinde hiçbir değer yok. Bakın şöyle. Hatta şöyle bir şey olduğunu varsayın. Dolar ad soyad eşittir. İçinde boş şu anda hiçbir şey yok. Bakın şunun olmadığını varsayın. Şunun olmadığını varsayın. Sildik. Şu an dolar ad soyad değişkenin içerisinde bir şey var mı? Yok. İşte aynen bakın eko ad soyad dediğim zaman hiçbir şey yazdırmayacak. İçinde çünkü bir şey yok. Ama ben şöyle olsaydı yani şu şekilde olsaydı içine ad soyad değişkenin içerisine şunları atmış olsaydım ne olacaktı? O zaman benim karşıma şöyle bir sonuç çıkacaktı. Bakın şöyle bir şey olacaktı ve eko dediğim zaman ad dolar soyad dediğim zaman ne olacaktı? Ekrana benim hemen şöyle bir şey yazacak. Pardon özür bir şeyleri yanlış yapmış şurada. Evet. Sadece yıldız yazdı. Neden sadece yıldız yazdı? Hemen bakalım. Dolar ad, dolar soyad. Dolar ad diye bir şey yok çünkü. Dolar isim olacak. Bakın dolar ad soyad değişkeninin değerini yazdırmış oldu ekrana. Şimdi ben şöyle bir şey daha yapayım. Hemen mesela buraya bunun önüne bir şeyler daha yazayım. Mesaj olarak benim adım ve soyadım diyelim. Ne olacak? Mustafa Yıldız olarak ekrana basacak. Hemen görelim. Bakın benim adım ve soyadım Mustafa Yıldız. Şurada şunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Burada benim adım, soyadım, isim, soyad dedik ve bu uygulamayı sanırım anlamışsınızdır. Bir sonraki pekiştirme örneğimize hemen geçeyim. Mesela ne yapalım? Şurada Waze Coast'a bir örnek vermişti bize hatırlarsak. Variables yani değişkenlere geldik. Şurada bize TXT isminde bazı değişkenler kullanmış ve bunların değerleriyle alakalı bize bazı işlemler yaptırmıştı. Şurada şöyle şeyler vardı. Biz bunların daha değişik olanlarını yapacağız sizlerle birlikte. Şöyle yapalım hemen. Gelelim bu kısma. Şurayı siliyorum. Şimdi ne yapalım? Dolar TXT isminde bir değişken oluşturalım. Bu arada TXT bir komut değildir. Yazılabilir. Yani dolar TXT kullanılabilir. PHP komutu olmadığı için kullanılabilir. Yazı, bu bir yazı için kullandığımız bir şey. Değişken ismi diye düşünebilirsiniz bunu. Dolar TXT görsel eğitim setim olsun. Bir de dolar ders isminde bir değişkenimiz olsun. Burada sıfırdan PHP diyelim buna da. Ve iki tane değişkenimiz oldu. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Eko diyelim. Ardından dolar TXT ile dolar ders öğreniyorum. Hatta şöyle yapalım. Öğreniyorum diyelim. Sonundaki noktalı virgülü de koyalım. Şimdi karşımıza ne çıkması gerekiyor? Bakın. Ne diyor Echo? ShTXT çekmecesini aç, içindekini göster. İle ShDers çekmecesini aç, içindekini göster. Dolayısıyla ShTXT'nin değeri nedir? Görsel eğitim setim ile sıfırdan PHP öğreniyorum oluyor. Bunun sonucu. Hemen görelim bakalım. Gerçekten öyle mi oluyor? Bakalım. Bakın görsel eğitim setim ile sıfırdan PHP öğreniyorum oldu. Bu da ikinci örneğimiz oldu. Yani bu şekilde ne yapabiliriz? Kendimize ait atamalar yapabiliriz.
Şimdi TXT'yi bir daha değiştirirsek ne olur? Mesela burada değil de bakın şurada bir TXT'ye bir değer verdik. Şu aşağıda TXT'nin değerini değiştirelim. Mesela dolar TXT diyelim. Tekrardan buna yeni bir değer atayalım. Diyelim ki görsel eğitim setim.com olsun bu seferki değeri de. Şimdi aynılarını tekrar kopyalayalım şu ekoyu ve buraya bir daha yapıştıralım. Şimdi bu sefer ne yazması lazım? Bakın TXT değişkeninin değeri burada görsel eğitim setimdi. Ders değişkeninin değeri sıfırdan PHP. Burada biz neyi değiştirdik? Dolar TXT değişkenin içindeki değeri değiştirdik. Şimdi program yukarıdan aşağı doğru okuma yapıyor. Bakın yukarıdan aşağı doğru geldi. Okumaya başladı program. Önce dolar TXT değişkenin değerini okudu. Dolar ders değişkenin değerini okudu. Önce buraya onu yazdı. Sonra buraya yazdı. Program hala devam ediyor. Bakın aşağı doğru okumaya devam ediyor. Burada baktı ki dolar TXT değişkenin içindeki değer değişmiş. Ne olmuş? Görseleğitim.com olmuş. Setim.com olmuş. Dolar TXT ile şey ders öğreniyorum dedi. Tekrar ne yapıyor? Dolar TXT değişkenin değerine bakıyor. Önce şuraya bakıyor. Tekrar başa dönüyor. Bakın. Ne yapıyor? TXT değişkeni burada okuyor. Eğer şu aşağıda ben bunu yazmamış olsaydım, şunu yazmamış olsaydım, aşağı doğru tekrar okumaya devam ediyor. Dolar TXT değişkeninin değerinde herhangi bir yerde bir değişiklik olmuş mu? Bakıyor burada bir değişken değerinde bir değişiklik yok. Burada yazdırmışız, orada bir değişken değerinde değişiklik yok. Buraya bir bakıyor. Aa, burada diyor değişmiş diyor bunun değeri. O zaman ne yapıyor? Yeni değerini yazdırıyor buraya. Görsel eğitim setim.com ile sıfırdan PHP tekrar şurada başa dönüyor. Aynı işlemi burada da yapıyor. Dolar derse bakıyor. Başka bir yerlerde değişmiş mi değişmiş mi diye. Bakıyor değişmemiş. O zaman ne yapıyor? Bir daha aynı şeyi ekrana yazdırıyor. Peki şurada bir alt satıra geçmesini istiyoruz. Ne yapacağız? Şöyle. Hatta burada değil de şurada yapalım ki bir alt satıra geçirme komutumuz neydi? BR'ydi. Şurada öyle yapalım. Evet. Bakın görsel eğitim setim ile sıfırdan PHP öğreniyorum oldu burası. Burası da görsel eğitim setim.com ile sıfırdan PHP öğreniyorum oldu. Şimdi sanırım bu kısmı anlamışızdır. Yani değişkenlerin değerleri istenildiği zaman tekrardan ne yapılabiliyor? Değiştirilebiliyor. Şimdi üçüncü ve güzel örneğimize geçelim. Biraz karışık, biraz karmaşık olacak bu örnek ama aslında çok da zor değil. Basit bir şekilde yapacağım size. Ama değişkenlerin atama işlemlerini, birbirlerinin içerisine atama işlemini sanırım bu örnekte daha da iyi pekiştirmiş olacaksınız kafanızda. Hemen ne yapalım? Değişkenlerimizi oluşturalım ve örneğimizi yapalım. Bakın şimdi değişkenleri oluştururken şöyle yapabiliyorsunuz. İşte dolar sayı 1 eşittir 1 diyelim. Burada noktalı virgül kullanıyorsunuz. Bunları dolar sayı 1 eşittir 1 dedik ya. Burada dolar sayı 2 eşittir deyip aynı satırda devam edebilirsiniz. 2 ve dolar sayı 3 eşittir 3. Ya bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya alt alta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani böyle de yapabilirsiniz. Dolar sayı 4 eşittir 4. Dolar sayı 5 eşittir 5. Dolar sayı 6 eşittir 6. Dolar sayı 7 eşittir 7. Şöyle yapalım. Bu arada bir şey fark ettiniz sanırım. Sayı kullandığım için ne yapmıyorum? Şöyle çift tırnak içerisine almıyorum. Sayı kullanırken çift tırnak içerisine alınmaz. Arkadaşlar. Dolar sayı 8 diyelim. Pardon. Çift dolar oldu. 8. Dolar sayı 9 eşittir 9 diyelim. Burada en başa bir de dolar sayı 0 diyelim. Dolar sayı 0 eşittir 0 olsun.
Şimdi ben bunları neden oluşturdum? Hemen anlayacaksınız neden oluşturduğumu. Bakın 10 tane değişken oluşturdum şu anda. 0'dan 9'a kadarki rakamları içeren 10 tane değişken oluşturdum. Şimdi sizden istediğim şu. 3 tane daha değişken oluşturalım. Dolar gün eşittir diyorum. Bunları boş bıraktım. Dolar ay eşittir. Bunları da boş bıraktım. Dolar yıl. Yıl diyorum bakın farkındaysanız. Türkçe karakter ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. 3 tane değişken oluşturdum. Bunları da ne yapalım? Değişkenlerin değerlerini yazalım içerisine. Şimdi şuradaki daha evvel size örnek olarak yaptığım atama işlemlerini kullanarak şunu yapmanızı istiyorum sizlerden. Echo bugünün tarihi deyip ekrana dolar gün nokta dolar ay nokta dolar yıldır diye yazdığınızı istiyorum. Tabi buradaki dolar gün, dolar ay, dolar yıl değişkenlerinin içinde olması gereken değerleri siz buradaki değişkenleri kullanarak ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Hemen videoyu durdurup şunların içerisine iki değişkeni birbirine yan yana buraya bunun içine atayarak yapın. Bugünün tarihi dediğinizde de işte atıyorum bugünün tarihi neymiş mesela 21 Ekim 2018 pazarmış. Buradaki rakamları kullanarak 21 işte 0 21 10 2018 yazdıracaksınız. Buradaki değişkenleri kullanarak hemen bunu yapın. Videoyu durdurun. Bunu yapın. Eğer yapamazsanız da ben zaten şimdi birazdan bu işlemi sizin için yapacağım. Nasıl yapıldığını da benle birlikte görmüş olursunuz. Ama siz bir uğraşın öncelikle. Bir 2 dakika, 3 dakika bir zamanınız var. 3 dakika içerisinde yapmaya çalışın. Yapamazsanız da videoyu devam ettirirseniz ben zaten bunun cevabını sizlerle birlikte yapacağım. Evet, şimdi değişkenin alması gereken değerleri yazalım. Gün değişkenimizin içerisinde olması gereken değer şu. Bakın neymiş bugünün değeri? 21 olması gerekiyormuş. Dolar sayı 1, sayı 2 ve dolar sayı 1 olması gerekiyor. Gün değişkenimiz. Ay değişkenimiz nedir? Ekim 10. ay. Dolar sayı 1 ve dolar sayı 0 olacak. Burası. Yıl değişkenimizin değeri de dolar sayı 2, dolar sayı 0, dolar sayı 1, dolar sayı 8 olmalıydı. Bakın farkındaysanız 21, 10, 2018 oldu. Hemen değişkenimizin değerini buradan görelim bakalım doğru mu yapmışız. Bugünün tarihi 21.10.2018'dir. Dır olmuş. Burası dir olacaktı. Şöyle yapalım. Dir diyelim. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi bugün tarihi 21.10.2018'dir. Yazdırdık ekrana. Siz de bu şekilde kendi doğum tarihinizi yapan bir yazan bir şey yazabilirsiniz. Mesela doğum tarihim, benim doğum tarihim gün, ay, yıl olarak mesela şuraya kendi doğum tarihinizi bu şekilde atamalar yaparak yapın. Bu da sizin için bir pekiştirici örnek oldu. Bu değişken kullanımına örnek dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.